Sevgili arkadaşlar, ticarette, finans konusunda başarınızı arttırmak istiyorsanız o zaman bereket konusunu anlamanız gerekiyor. Şimdi bereket konusunu anlatabilmek için size tahtadan döngüyü anlatacağım. Paranın dönmesini anlatacağım. Buna dolanım diyorlar. Dolanım. Bakın birkaç ismi var. Dolanım. Hemen buna benzer yine tedavül. Bununla beraber sirkülasyon diyorlar, sirkülasyon. Paranın dolanımı, sirküle etmesi, tedavülü. Dönmesi gerekiyor. Bereketi çoğaltmak istiyorsan o zaman dönmesi gerekiyor. Bu sadece finans, para için değil değerli arkadaşlar. Hayatın her alanında da bereketini artırabilirsin eğer bunu anlarsan. Şöyle örnek vereyim. Örneği verirsem daha iyi anlatabilirim belki. Otel sahibi müşteri bekliyor. Müşteri geliyor. Soruyor, bir oda istiyorum ben. Bir oda istiyorum. Kaç para oda? 100 dolar. Tamam. Otelciye 100 dolar veriyor. Ben bir odaya çıkıp bakayım diyor. Otel sahibi kasaba borcu var. Kasaba borcunu ödüyor 100 dolar. Kasap fırıncıya borcu var. Fırıncıya borcunu ödüyor. Fırıncı manava borcunu ödüyor. Herkesin birbirine 100 doları var borcu. Kasap alacağını alıyor. Onun fırıncıya borcu var. Fırıncı alacağını alıyor. O da o 100 doları manava veriyor. Manav otel sahibine borcu var. 100 dolar getiriyor. Tekrar otel sahibine veriyor. Yani dolanım, tedavül oluyor. Sirkülasyon oluyor, dönüyor. Bakın, herkes alacağını alıyor, borcunu ödüyor. Otel sahibi tekrar o 100 dolara kavuşuyor. Fakat bu müşteri, 100 doları veren müşteri, odayı beğenmedim diyor. O yüzden tekrar parasını istiyor, 100 doları alıyor geriye. O 100 dolarla dönüyor, gidiyor adam. Bu döngüden dolayı, dolanımdan dolayı, tedavülden dolayı, sirkülasyondan dolayı bir bereket oluşuyor değil mi? Buna bereket diyorlar. Bereket matematikle ölçülemez. Eğer bereketi matematikle tanımlamaya çalışırsan batarsın. Konuyu anlayamazsın. Dolayısıyla şu gördüğün şey aslında bereketi anlatıyor. Herkes borcunu kapatıyor, alacağını alıyor. Herkes mutlu. Sadece bir paranın dönmesiyle. Şimdi bunu biz bu bereket konusunu parayla örneklendirdik. Çünkü herkesin kolay anlayabileceği konu ilk önce para. Bu başka şey için de olabilir. Mesela sevgi. Sevgi olabilir. Sevgi de bu şekilde. Ne ekersen onu biçersin derler ya. Eden bulur. Yani sen sevgi mi istiyorsun? O zaman vereceksin. Kime? Yakınlarına, çocuklarına, eşine. Ailene ilk önce. Veya ilgi mi istiyorsun? O zaman ilk önce vereceksin. Aynı bu şekilde bereket kuralı para için, sevgi için, ilgi için, kazanç için, her şey için geçerli değerli arkadaşlar. Sadece bu bereket kuralını anla, hayatının her alanına yansıtabilirsin. Yani bu kurala göre sen eğer ticaretle uğraşıyorsan para harcamasını da bilmelisin. Para kazanmak istiyorsan, paranı çoğaltmak istiyorsan o zaman harcamayı bileceksin, öğreneceksin. Hayatında neyi çoğaltmak istiyorsan onu vermeyi bileceksin. Sonra bu şekilde sana geri gelecek. Kural bu. Bereketin en kolay açıklaması bu değerli arkadaşlar. Şimdi bakın bizim programlarımıza gelen insanlar bu yöntemleri biz onlara uzun uzun anlatıyoruz. Adım adım gösteriyoruz. Ve gösterdikten sonra hayatında arzuladığı neyse, bakın ne istiyor? Arzuladığı şey nedir hayatında? Huzur mu? Mutluluk mu? Bereket mi? Başarı mı? Uyguluyor bu bereket kuralını ve arzuladığı yere ulaşıyor. Binlerce kişi bu şekilde arzuladığı yere vardı. Arzuladığı berekete ulaştı. Arzuladığı huzura ulaştı. Biz binlerce insana Almanya'dan Avrupa'daki vatandaşlarımıza bu konuda yardımcı olduk. Eğer sen de kendime yatırım yapmak istiyorum diyorsan o zaman benimle iletişime geçebilirsin. Benimle iletişime girebilmek için yapman gereken tek şey videonun altındaki linke tıklayıp formu doldurup göndermek. Görüşmek dileğiyle, hoşça kal.